Dostlar, ben çok güzel iki tane prenses buldum. Onlarla konuşmak istiyorum. Hanımefendi, tutar mısınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Zümra Özbay. Okula gidiyor muyuz? Evet. Kaça gidiyoruz? 5'e. Dersler nasıl? İyi. Nasıl iyi? Yani çok iyi. Çok mu iyi? Evet. Kitap okumayı seviyor muyuz? Evet. Bakayım neler aldık. Aman pardon. Bunların içini arayıp bulana kadar güzel kitaplar. Peki bir de size bakalım. Kitaplar güzel. Peki hedefte ne var büyüyünce? Çocuk doktoru. Çocuk doktoru. Evet. Çocukları seviyorsun anladığım kadarıyla. Veya dedin ki büyüklerle ne uğraşacağım, en iyisi çocuklarla uğraşmak değil mi? Evet. Yani bizim gibi yaşlarla uğraşsan ne olur? Zaten düzelmiyoruz. Doğru mu? En çok sevdiğimiz ders ne? Matematik. Matematik. Yapma ya, benim de en berbat dersim oydu, biliyor musun? Öğretmenlerle aran nasıl? Güzel. Peki bir yandaki hanımefendi kim? Arkadaşım. Arkadaşı da sen tanık istedim. Sizi tanıyalım hanımefendi. Adım Melisa Aydın Bayar. Kaça gidiyoruz? 5. 5'e. Dersler nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Senin hedefinde ne var? Öğretmen. Ne öğretmeni? Yani ilkokul ama köylerde. Nerede? Köylerde. Ha, burası çok ilginç, çok güzel bir nokta. Neden özellikle köylerde? Bilmiyorum, yani babaannemle dedem hep yani köylerde genellikle. Öyle. Özlüyor muyuz onları? Hı hı. Senin? Nasıl, seviyor muyuz onları? Peki onlar sizi seviyor mu? Çok seviyorlar. Peki kitap okumayı da seviyoruz. Hanımlar siz de kaçmayın, durun prensesler. Peki kitap okumak için söyleyeceğim biri var mı bir şey arkadaşlarına? Ben çok kitap okuyorum. Yani babam da öyle. Babamla ablam da ayrı, ben de annemle ayrı geldim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu karşıda sizi çekenler anneleriniz mi? Evet. Şimdi doğruyu söyleyin. Anneler kitap okuyor mu? Benim annem az çok okuyor yani. Az çok okuyor. Fazla okumuyor. Buradan yakalandık. Yani ev işleriyle uğraştığı için. O zaman sen evi biraz fazla dağıtıyorsun. Demek ki anne kitap okumaya fırsat bulmuyor, öyle mi? Yok. Sen? Belki de. Aynen. Nasıl öyle? Arada sırada mı? Evet. Peki, nasıl kitap okurken size yardımcı oluyorlar mı? Şu kitabı oku diye öneriyorlar mı? Benim babam çok kitap okuyor. Babam marketle uğraşıyor. Oo. Orada müşteri falan gelene kadar kitap okuyor. Çok fazla kitabımız var evde. İsmi ne? Vahap. Vahap Bey, helal olsun sana. Keşke herkes senin gibi olsa. Aznes'in kitapları hepsi var evde. Aferin. Yeter ki okuyun. Hı hı. Yeter ki bu ülkeye faydalı olun. Tamam mı? Ne o, takıldın oraya? Neye bakıyorsun? Kardeşime kitap arıyordum. Hangisine? Bu mu kardeşin? Evet. Yakışıklı. Kitap okuma yazma biliyor musun? Adın ne senin? Semih. He? Semih de Semih. Dedi, yarım yamalak dedi. Senin adın ne? Melih. Melih okula gidiyor mu? Ne bu Melih, Semih, hep öyle gidiyor. Üçüncü kız olursa ne koyacak annen onlar acaba? Bilmiyorum. Babam seçecekmiş. Ha, baba seçecek. Yani, iki hakkı doğru. Erkekler annenindir, kızlar babanındır. Peki kitap okuyor muyuz? Evet. Anne baba okuyor mu? Onları sormak lazım. Oo, çok ağır bir laf. Demek ki okumuyorlar. Bu taşı öğrendik. Aferin delikanlı. Niye okumuyoruz? Okuyoruz aslında. Fırsat buldukça okuyoruz inşallah ya. Ama Melih görmüyor galiba. Biz okurken çok fazla. Demek okumuyorlar. Çocuklar doğruyu söylüyor. Daha az okuyoruz Melih. Yok yok, daha ben. Babamız baba çok okuyor ama onun hakkını yedirmem evet. Yani. Bayağı çok okuyor. Okuyor mu baba? Evet, o okuyor. Ne tür kitap okuyor? Daha çok Osmanlı ile ilgili kitaplar okuyor. Çok güzel o zaman. Çok güzel. Peki büyüyünce ne olacağız? Astronot. Bu da ne ya? O nereden aklına geldi? Hani dünya bana küçük geldi, ben yukarılara gideceğim mi diyorsun? Evet. Aferin be. Sen ne olacaksın büyüyünce? Aşçı. 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 Yemekten aran nasıl? İyi mi? Çok seviyor yemek yapmayı. İlk yapıyor. Yemek yapıyor. Hep beraber yapıyoruz. Anneyle beraber yapıyorsunuz. Evet. En güzel yaptığın yemek hangisi? Yumurtalı ekmek. Yumurtalı ekmek.
Ha, yumurtalı ekmek. Aferin be. Beni davet eder misin bir gün gelsem? Tamam, anlaştık o zaman. Ben babana kartımı vereyim. Yumurtalı ekmeği yaptığım bir gün beni arıyor, geliyorum. Anlaştık mı? Söz mü? Çak o zaman. Hadi çak bakalım. Ne? Adın soyadın vermediler mi sana bir hafta? Adın soyadın mı? Emir. Ne? Evet. Soyadım Akkuza. Nereliyiz? Urfalı Edirneli. Urfalı değil. Urfalı değil. Edirne. Şanlı Urfalı. Anlaştık mı? Ne diyeceğiz? Şanlı Urfalı. Çünkü Şanlı Urfa Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük bir destan yazmıştır. Doğru mu? Oldu da. Aferin. Oldu. Anneye dedi ki, şimdi Urfalı Edirne'yi hangi taraf, anne hangi taraflı? Urfalı mı? Hı hı. Ha, normaldir o zaman. Anne evin reisi olduğuna göre öncelikle Şanlıurfa oluyor. Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi acaba? Özür dilerim. Söyle. Benim şimdi kafamı karıştırmasanız çok iyi olur. Bu çok güzel. Bir daha tekrarlar mısın şunu? Benim kafamı karıştırmasanız çok iyi olur. Yani, önce kafa karışmayacak, sonra rapor yapacak. Yani bir büyüğe verilecek en güzel cevap ve ders buydu. Aferin sana, çok zekisin. Çok da özü sözü birisin. Hep böyle ol, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bir şey soracağım. Anne baba kitap okuyor mu? Okuyor. Doğruyu söyle. Ben böyle durdum. Annem okuyor da babamı bilmiyorum yani. Ha, hiç görmüyorsun değil mi? Tabii babam hep bilgisayar başında, televizyon başında olduğu için kitap okumaya fırsat bulamıyor. Ben biraz daha teşersem benim rezil olduğum gibi sen de rezil olacaksın. Peki büyüyünce ne olmak var niyetimizde? Unuttum. O zaman şöyle yapalım. Hatırladığın zaman beni ara, ben o zaman dinleyeyim seni. Oldu mu? Hatırladım şimdi. Neymiş? Mucit. Aha. Aa, iyi. Evet, ne mucidi? Delikanlı bekle, dur gitme. Ne mucidi? Ne yapacaksın? Mesela kafanda var mı bir şey? Kafamda daha yok ama... Olacak inşallah. Aha. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kafanda ilk yapacağın şey öyle bir şey geliştir ki baban kitap okusun. Yani onu beynine nakşet. Oldu mu? Tamam. Allah zihin açıklığı versin. Gel bakayım, gel. Ha. Millet yürüyemiyor. Arkadaş özellikle tekerlekli seyahat ediyor. Seni tanıyalım yakışıklı. Adım Musa Beke. Kaça gidiyoruz? 6. Böyle seyahat hep böyle mi? Yok. Tekerlekli mi? Yok, ben yani... Seviyor musun? Giymeyi unutmuşum o yüzden. Ne giymeyi unutmuşsun? Ayakkabımı giymeyi unutmuşum. Hani başka bir yere gidecektik de. Ha, burada taş anne babaya geliyor galiba. Yok. Bana niye ayakkabı giydirmediler? Peki bir şey soracağım. Dersler nasıl? İyi. Karşıda elinde kamerayla seni çekmeye çalışan baban mı? Evet. Annenin kocası. Evet. Peki. Yanındaki ablan mı? Yok. Değil mi? Bu kaçtı ama. Peki. Dersler ne büyüyünce ne olmayı düşünüyoruz? Büyüyünce fen hocası olmayı düşünüyoruz. Fen hocası. Dersler iyi o zaman fende. Hı-hı. Peki kitap okumayı seviyor muyuz? Seviyorum. Hangi tür kitaplar? Genelde yani bilim kurgu falan. Bilim kurgu. Hı-hı. Oo, çok güzel. Peki şurada bir tane pembeli güzel bir prenses var. Kız kardeşin mi? Evet. Evde kitap okurken... Rahatsız ediyor mu seni? Gelip oyna benden diyor mu? Yok. Demiyor mu? Peki bir şey soracağım. Doğruyu söyle. Anne baba kitap okuyor mu? Babam çok fazla okuyor da annem okumuyor. Ana! Okumuyor mu? Tamam. Buradan ele geçti bilgiler. O zaman söyle, anne kitap okuyacaksın da. Anne kitap okuyacaksın. Tamam. Haydi, Allah zihin açıklığı versin. Kolay gelsin. Gelin bakayım. Gel hele. Artı aylık öder. Dur. Seni tanıyalım. İsmin ne? Zeynep, sen ne? Bu annen mi? Hı hı. Öbürü abi mi? Hı hı.
Seviyor musun onları? Seviyorsun. Sen çok güzel bir kız olduğunu söylediler mi sana? Bir prenses olduğunu söylediler mi? Eteğinde çok güzelmiş böyle pembe pembe. Şarkı söylemeyi seviyor musun? Söyleyebiliyor musun? Hadi bir şarkı söyle. He? Yüksek sesli ama. Biz duyduğumuz kadar duyuyoruz. Size ne ya? Oo, hani bir alkışlayın da yani bu kadar. Bak alkış bile aldık sana. Daha ne istiyorsun? Hadi bir öpeyim seni. Hadi çok teşekkürler. Evet değerli dostlar, iki tane artist bulduk yakışıklı. Seni tanıyalım. Ben Ömer Caner, lise sona gidiyorum. Bu sene üniversiteye hazırlanıyorum. Kitap almaya geldik, test kitapları, konu anlatımlı kitaplar. Bir de Burak abimiz varmış bugün, imza almaya geldik Burak abimize. Burak Aksak. Senarist, yazar mı? Daha sonra. Turlarken sizi gördük. Sağ olun. Dersler nasıl? Dersler iyi. İyi, çok iyi olmasa da iyi. İyi, gerçekten iyi. Çalışıyoruz işte. Seni tanıyalım. Ben Efe Ötüt, ben de üniversiteye hazırlanıyorum. Kitap almaya geldik işte şimdi, Burak abi buradayken gidelim bir imza alalım dedik. Ondan gelelim, belki geriye de yatırım yaparız. Aynen öyle. Bizde de bu yakışıklılık olduğuna göre mi nereye de alalım? Sizden de hani. Tamam, merak etmeyin, duyururuz. Adaylı, manken adayı da var. Peki, ileride ne olmak var mankenlik dışında? Hayır, mankenliği tutturamadık, olmadı, nazil değil. Hedefte ne var? Mankenlik olmadı, az subaylık var. Ya direkt subaylığı düşün. Direkt daha üstten başta aşağıya in. İşte ya, hayallerimizin arasında var abi. İnşallah. Az subaylık da çok güzel meslek. Allah inşallah başarılar nasip eder. Sen ne? Benim ilk hedefim doktorluk. Olmazsa eczacılık, o da olmazsa veterinerlik. Ben bayağı hayır, C yalnız, planına kadar Allah gittim. Sen C'ye kadar gittin de veterinerlik derken böyle bir ayıya bakar gibi bana niye bakıyorsun onu anlamadım. Estağfurullah. Onu anlamadım. Peki çocuklar. Derslerinizde başarılar. Vay gelsin. Hüseyin Üzmez. Allah rahmet eylesin. Evet. Hocamıza o Müslümanlığından yani vatanperverliğinden hiç ödün vermemiş şahsa vefatına yakın yapılan haksızlığı akit niçin lütfen üstüne gitmiyor? Yani iade itibar gittik, istiyoruz. Gittik. Çok gittik. Yani aslı astarı var mı yok mu bilmiyorum ama çok gittik. Bildiğimiz kadarıyla. Tamam. Ben tekrar ileteceğim onu. Çok memnun olurum. Çok memnun olurum. Tekrar yani, ileteceğim ama öyle bir gittik. Şahsiyetin yani son döneminde öyle. Biliyorum biz üzerine gittik ama tekrar gideceğiz ileteceğiz. İnşallah, inşallah. Tamam çok, teşekkürler. Sağ olun. İyi çalışın. Gelin bakayım kızlardan alalım. Önce kızlar sonra sizi. Gelin bakalım iki tane güzel kız. Seni tanıyalım. Adım Sema Anur. Soy isim var mı? Yıldız. Nereliyiz? Yozgatlıyım. Sen? Rümeysa Yıldız. Kardeş miyiz? İkiziz. İkiyiz. Doğru ya. Öyle bakınca ekranda görmüyor. Bir de biz yaşlandık. Artık gözler iyi görmüyor. Dersler nasıl kızlar? İyi. Değil mi? Ne olmak istiyoruz büyüyünce? Doktor. Doktor. Ne doktoru? Çocuk doktoru. Çocuk doktoru. Sen? Türkçe öğretmeni. Türkçe öğretmen. Dersler iyi o zaman. Peki, kitap okuyor muyuz? Okuyorum. Hangi tür kitap? Macera kitabı daha fazla okuyorum. Sen? Macera, aksiyon, komedi. Oo. Yani kodum mu oturttururum, vurdum mu indiririm diyorsun, öyle mi? Peki. Peki, kitap okumak için... Ha, başka bir soru soracağım. Evde anne baba kitap okuyor mu? Evet, evet okuyorlar. Okuyorlar mı? Peki, okumayanlara söylemek istediğiniz ne var? Bence okusunlar yani. Okumazlarsa bir meslek sahibi olamazlar. Bence bunu söylemek isterim. Okumazlarsa yani çok bildiği bir şeylere, bilgilere, mesela herkesin bildiği bir bilgiyi kaybetmiş olurlar. Yani o bilgi mesela hayatını değiştirebilir. Mesela o kitapta okuyacağı bir bilgi hayatını değiştirebilir. Anladım. Peki çocuklar, çok teşekkür ederim. Burada kardeş mi hepsi? İkiz. Aa. 3 tane yakışıklı, aynı evin yakışıklıları. İkisisiniz. Evet. Tanıyalım seni. Talha. Talha. Bu Talha'nın sonunda bir soy isim var mı? Muhammed Talha. Ya soy isim, soy isim. Çoban. Aa, bak, aferin bak onu. Okula gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Kaça? 3'e. 3'e. Dersler nasıl? Çok iyi. Çok mu iyi? Evet. Senin? Evet, adın, ismim
Ahmet Enes ismim. Soyadım da Çoban. Ve senin üçe gidiyorum. Nasıl? Dersler çok nasıl? İyi. Çok mu iyi? Evet. Senin yakışıklı? Adım Ömer. Ömer Çoban. İkinci sınıfa gidiyorum derslerine. Dersler nasıl? İyi. Bir şey söyleyeceğim sana. İkisinin arasında kalmak. Seni eziyorlar mı? Yok, seviyorlar mı? Kolluyorlar mı seni? Kolluyorlar değil mi? Yok, kollamıyorlar. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Peki çocuklar, kitap okuyor muyuz? Evet. Peki şu karşıdan bakan iki kişi, anne ile baba, kitap okuyor mu? Evet. Evet, hemen sahiplendin orada. Ben gördüm, baban 10 dakika çıkarsan böyle etti sana. Çıkarsan kitap okuyorlar de. Hatta bir böyle çikolata da teklif etti galiba. Var mı öyle bir şey? Yok. Yok mu? Okuyor mu baba kitap? Evet. Anne? Evet. Evet mi? Sen doğruyu söyle. Kitap okuyorlar. Evet. Emin misin? Eminim. Eminsin değil mi? Hı-hı. Peki büyüyünce ne olacağız? Futbolcu. Oo, para orada var. Gözüne kestirmişsen? Polis. Polis. Sen? Polis. Ne? Polis. Bu da mı polis? İyi, aferin. Niye futbolcu? Çünkü futbolculuk hayatım futbolcuyla geçti. Çok büyük hayatın, doğru. 90 yaşında hayatım futbolculuktan geçti. Ne yapalım üstad? Peki futbol oynayabiliyor musun? Oynuyorum. Hangi mevkide? Nasıl yani? Kaleci, santrafor, sağ bek, sol bek. Orta sahada oynuyorum. Orta sahada. Peki siz beyefendi güzel top oynuyor musunuz? Oynuyor. Oynuyor mu? Sen oynayabiliyor musun? Evet. İyi. Sen niye polis olmak istiyorsun? Oraya bakma, orada kimsenin yardım edeceği yok. Niye polis olmak istiyorsun? Ben çünkü film izliyorum ve polis şeyleri çıkıyor. Ben polis mesleğini çok seviyorum özellikle. Sen mi efendi? Sen niye polis olmak istiyorsun? Abin istiyor diye mi? Ben de polisim dedim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sizin evde fare var mı? Ya abinin dişini yemiş. Ya fare yemiş, onu görmüyor musun? Peki. Anne babaya söyleyeceğim bir şey var mı? Hayır. Niye hayır? Bir şey söyle işte. Bir taş at onlara. Yani buradan istediğiniz, hazır ekrandasınız. Elbise melbise istediğiniz bir şey varsa söyleyin işte. Kimse duymaz. İstediğin bir şey var mı? Onu dürtme, onu dürtme. Hayatımda da bana futbol şortu alması. Ha, futbol şortu. Futbolcu şortu istiyormuş, duydunuz. Sen? Ben de. Sen? Ben de. Peki hangi takımın futbol şortu? Beşiktaş. Beşiktaş. Galata. Ha, iyi. Başka takım deseydiniz ben yayınlamayacaktım sizi. Tamam. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Tamam. Anlaştık? Anlaştık. Peki, teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun, sizi alalım. Korkmayın, yemeyiz. Siz de alın, buyurun. Mikrofonu alın, benim mikrofonum var. Evet, sizi tanıyalım. Benim ismim Mehmet Çoban. Bugün boş günümüzde kitap fuarını gezelim dedik. Şimdi bak, orada bir nokta tutalım. Boş günümüzde mi gezelim, yoksa hem boş hem de güzel bir şekilde değerlendirelim mi? Zaten okuyan bir aileyiz yani. Bayağı kütüphanemde uzun, yani bayağı yoğun bir kitaplarım var. Öyle diyeyim yani. Bunun için de zaten Beyazıt'taki kitap fuarına da gidiyorum. Oo, çok iyi. Bütün kitap fuarlarını kaçırıyorum. Ben ticaretle uğraşıyorum. Nereliyiz? Ben Adıyamanlıyım. Hanımefendi? Eşim de Adıyamanlı. Ha, başka şehirli olsaydı diyecektim. Yok, Antepliyiz. Demeyecektim yani. Eş başka şehirli olsaydı, dikkat et, eşim memleketin yanında, biraz sonra evde dayak yiyebilirsin diyecektim. Besleniyiz de, onun için besinler hep Antepliyiz der ama ben Adıyamanlı dedim yani. Niye? Çünkü besinler Antep'e daha yakın olduğu için, daha önce de Antep'e bağlı oldukları için. Şu anda da öyle ama. Öyle yani. Peki çocukların durumu nasıl? Valla çocuklara her akşam kitap okumayı okuyorum yani. Daha doğrusu her akşam kitap okuyorum yatmadan önce. Onlara haftalık ders programları yapmışım. Haftada en az bir saat kitap okuma günleri var. Yani peki haftada... Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Annenizden mi aranız daha iyi, babayla mı? Sen geç öne. Biraz hangisini... politik cevap verdiler bence. Onun için de doğruyu söyle, hangisinden? Anlaşıldı. Bugün ikisinden de haşlık aldın onun için. Yok, haşlıklarını kestim ya. Kestin mi? Merhabalar, Necla Çoban ben. Adıyamanlıyım. Ev hanımısınız? Ev hanımıyım. Nasıl arası 3 tane şehzadeyle? Vallahi çok yoruluyorum.
Biraz yaramaz gibi. Yani biraz değil, çok yaramazlar sağ olsunlar. İşte onları büyütmeye çalışıyorum. Allah, ama güzel büyütmüşsünüz en azından. Bir şeylerin farkında. Kitap var. Sevdirmeye çalışıyoruz. Ülkemizi sevdirmeye çalışıyoruz. İnsanları sevdirmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, kardeş bir kurumun standındayız. Eyvallah. Yeni Şafak gazetesinin, ama burada bizi çeken bu arkadaş değil. Şu arkada gördüğün o dünya güzeli bir prenses. Seni tanıyorum. Şevkin, Albayrak Medya'da birlikte dağıtım şirketindeyim. Bölge yöneticisi olarak çalışıyorum. Fuarda da fuar sorumlusu olarak görev almaktayım. Fuar katılımında abonelerimizle buluşuyoruz. Gerek dergi yayınlarımız, gerek gazete yayınlarımız olsun. Okurlarımızla buluşup, fikir alışverişine bulunup, eksik sayılarını, yeni aboneliklerini tamamlıyoruz. Nasıl, ilgi nasıl? İlgi gayet güzel. Geçen sene siz de biliyorsunuzdur, bir katılım rekoru kırılmıştı. Ama bu sene özellikle dün yaşanan görüntülerden sonra geçen yılın da üzerine çıktığı görülmekte. Gayet hoştu. Artı zaten bugün bu sene ekstra bir salon daha açıldı. Bakalım seneye belki bir salon daha açılır. İnşallah. Peki mankenimiz bu güzel hanımefendi. Evet, hanımefendi bizim Bilge Minik ve Bilge Çocuk dergilerimizin lansman yüzüdür aynı zamanda. Kendisi de sıkı bir takipçimiz, okurumuz. Bu kitapları okuyor musun? He? Okuyor. İyi, Allah sizin açıklığı versin. Amin, cümlemizin. Sevgili hocam Ömer Bolat Bey, Sayın Başkan, bak sana torpil geçtik. Standı aldık, artık bize de sen torpil geçersin. Peki, başarılarınızı. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli dostlar, her ne kadar boy olarak moralim bozulsa da bir yakışıklı delikanlı var yanımda, seni tanıyalım. Sağ olun. Adım Muhammed Furkan Keser, Sabahattin Zaim Üniversitesi, hukuk 1. sınıf öğrencisiyim. Dersler nasıl? Derslerimiz iyi, Allah'a şükür, vizeleri atlattık. Bir hafta oldu. Gitme i̇yi delikanlı, dur seninle de konuşur. Peki, İnşallah geçeceğiz sınıfımızı. Geçeceksin. Kitapla aran nasıl? Kitapla aramız iyi. Zaten onun için geldik. Şu anda 100 tane falan eski sayılarından aldık. Ne? İnşallah arkadaşlara da dağıtım yapacağız stand açıp. Peki. Ücretsiz bir şekilde. Okulda arkadaşların ilgisi nasıl? Okulda arkadaşların ilgisi güzel. Özellikle bizim okul açısından konuşacak olursam. Gayet güzel yani. Arkadaşlar Ömer, ilgileniyorlar. Ömer Bolat Hoca size de derse geliyor mu? Bildiğim kadarıyla Sabahattin Zaim'de yani öğretim üyeliği yapıyor. Birinci sınıf olduğum için herhalde, o yüzden. Tamam, daha sonra tanımıyorum. Bakarsın. Peki, senin biraz da siyasetle de ilgin varmış. Evet, siyasetle ilgim var. Hangi partideyiz? AK Parti. Gençlik kollarında? Gençlik kollarındayım. Esenyurt'ta bir mahallede gençlik kolları başkanlığı yapıyorum. Oo. Onun haricinde AK Zaim'de de yürütmedeyim. Peki, sana samimiyetle bir soru. AK Parti'de mental yorgunluk var. Dürüstte söyle. Yani tabii ki hani. Gençleri bazı, bırak. İhtiyarlar. Bazı atıyor. Organlarda, bir takım insanlarda mutlaka hani kaçınılmazdır zaten. Olabilir yani, senelerce bu işin içinde. Peki, olmakla birlikte. Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği yol doğru mu şu anda? Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği yol kesinlikle doğru. Yani AK Parti'nin noktasında diyor. Tabii tabii, sonuna kadar da arkasındayız, yanındayız kendisinin. Reisimizin arkasındayız, yanındayız. Peki. Destekliyoruz. Sana bir soru. Amerika'nın şu anda yaptığı, yapmak istediği nedir? Ya Amerika'nın şu an yapmak istediği aslında onların Armageddon dediği, bizim bölgede Meldemi Kübra dediğimiz 3. Dünya Savaşı'da diye nitelendirebileceğimiz savaşı çıkartmak istiyorlar şu an aslında. Suriye'de de o konuda yığınak yapıyorlar. Yani net bir savaş hazırlığındalar aslında bakılırsa şu an. Ekonomik anlamda da bir ekonomik darbe içerisindeler. Bize ekonomik darbe yapmaya uğraşıyorlar. Yani onun için biz de liderimizin arkasında olacağız. Yanında olacağız. Dolar 5 lira olmuş, 4 lira olmuş. Bunu önemsemeyeceğiz. Çünkü şu an zaten bir darbe girişimindeler. Ekonomik anlamda ülkeyi yıpratıp içte de bir karışıklık. Ne oluyor, ülke nereye gidiyor dedirtmeye çalışıyorlar. Onun için inşallah yani bugünleri atlatacağız. Biraz dirayetli durursak Allah'ın izniyle bugünlerde geçeceğizdir. Sen bu akşam 20.45'te Ömer Bolat Hocam benim konuğum. Seyret, senin bu konuşmanla, şu son yorumunla başlayacağım programa, haberin olsun. İnşallah, tamam. Çok tamam, teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Değerli dostlar, eski bir dostun yanındayız. Bir yabaya ihtiyarlamış bir dostun yanındayız. Güzel bir kardeşim kitap imzalıyor. Kız benzedi mi sana? Öyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim kız. Kaça gidiyoruz? 12. Kaç yaşındayız? 18'e gireceğim. 18'e ama gireceksin. Ama hediye edeceğim. Yani bu biraz sana göre biraz büyük kitap. Okurken zorlanabilirsin. Hediye edeceğim birine, o yüzden. Hediye edecek. Hı-hı. Peki seni tanıyalım. Songül Sile. Kaça gidiyoruz? 12. sınıf öğrencisi. Hangi okula gidiyoruz? Barbaros Anadolu Lisesi. Dersler nasıl?
Güzel, iyi. Nasıl güzel, iyi? Böyle derken tekleme var gibi mi? Yok aslında ama yine de çok da iyi değil yani. Okumayla aranız nasıl? Güzel, okuyorum kitap. Peki bu solundaki yaşlı dedeyi okuyor musunuz? Kitapla. Yeni kitabını aldım, okuyacağım. Yeni kitabı ne? Yetiştirilmiş Hayatlar. Bu mu yazdın? Evet. Emin misin? Öyle dedim. Peki ismi ne bu dedenin? Demirhan Kadıoğlu. Asıl ismi o değil ama. Bilmiyorum. Asıl ismi o değil. Birkaç tane ismi var biliyor musunuz? Diğeri neydi? Davut Şahin mi? Davut Şahin. Davut Şahin. İki ismi de var. Bilmiyorum. Peki. Televizyonda falan izledin mi? Hayır. İzlemeni tavsiye ederim. Sohbeti de çok güzel. Şeyi de çok güzel. Eli de çok güzel. Karikatürü de çok güzel. Ve seni de benzetmiş. Çok güzel. Evet. Peki ismini yaz. Şurada az evvel bir yaşlı abla vardı. Senin ablan galiba. Çok onu yaşlı değil. Buyurun hanımefendi, gelin. Öyle hava yok. Gel 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 buraya gel. Nedense bir hanımefendiye yaşlı deyince ben almayayım. Buyurun hanımefendi. Sizi tanıyalım. Yeşim Şimşek. Nereliyiz? Diyarbakır. Oo. Kitap okumayı seviyor muyuz? Yani. Seviyoruz. Peki sen tanıyor musun bu dedeyi? Yok. Yani yeni aldım işte, okuyacağım. Oku. Gerçekten orada çok güzel kendi hayat hikayesi var. Değil mi usta? Öyle yani dediler diye ilgimi çekti. Kendi hayat hikayesi var. Sıfırdan başarıya giden bir dost. Çok güzel bir insan. Biraz da ihtiyar. Nasıl, karikatürü nasıl? Seni benzetmiş mi? Bakalım. Kararı siz verin. Benzetmiş mi? Peki. Okuyor muyuz? Yok. Çalışıyorum. Ev kızıyız. Çalışıyorum. Çalışıyoruz. Nerede çalışıyorsun? Tekstilde. Okumayla aran nasıl? İyi değil. Değil mi? Okumadığım için iyi değil. İyi okumakla okumamak benim. Yani benim heves yok. Benim kendi köyümde okuma yazmayı sonradan öğrenip günde 6-7 kitap bitiren abilerimiz var. Doğru. Ablalarımız var. İnşallah bundan sonra okuyacağız. İnşallah. Söz mü? Söz. Peki, teşekkürler. Bu arkada böyle kendini saklamaya çalışan, gel kız buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Sanki hay kapris de o biçim. Sanki böyle az solist sahneye çıkacak da çıksam mı çıkmasam. Buyurun hanımefendi. Kendini göstermek istememiştim. İsminizi sizi tanıyalım. Seda. Seda Şimşek. Nereliyiz? Ben de Diyarbakırlıyım. Ablam kendisi. Ablam mı? Evet. Aramızda kalsın. Sen daha yaşlı gösteriyorsun kız. Okula gidiyor muyuz? Evet, gidiyorum. Kaça gidiyoruz? Son sınıf. Lise son. Lise son. Dersler nasıl? İyi, benim de idare ediyorum. İyi mi? Evet. Okumayla aran nasıl? Seviyorum. Okumayı seviyorum. Yani genelde okumaya çalışırım çünkü ihtiyacımız var buna yani sınav için. Aferin kız. Yok, normal. Sınav dışında okuman lazım. Evet. Geçen sene okuyordum bayağı da bu sene biraz ara verdim. Test çözdüm için. Sınavdır. İnşallah başarılı olursun. Hedefinde ne var? Ben mi? Tıp istiyorum da çok zor. Hemşirelik okuyorum şu an. Hemşirelikten devam edeceğim. İnşallah. Benim bir sevdiğim bir arkadaşımın kızı var. Lisede ATT'yi bitirdi. Bu sene gene 2 senelik meslek yüksek okulunda, oradan da 4. seneye geçmeyi düşüncesi var. Ben de öyle yapamazsam eğer öyle düşünüyorum da inşallah 4 yıllık tam tuttururum. İnşallah tutturursun, başarılı olursun. Teşekkür ederim. Peki tıp okursan niyetinde ne olmak var? Cerrah. Cerrah. Peki şu sana bir isim soracağım. Peki sana bir isim soracağım. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu. Duydun mu adını? Hiç duymadım. Nasıl duymasın kız? Duymadım. İstanbul İl Sağlık Müdürü. Kimseye çaktın mı? Bilmiyorum. Ben çok da iyi. Duymadım. Türkiye'nin tanınmış cerrahlarından biri. Duymadım. İnşallah başarılı olursun. Teşekkür ederim. Benim resmim de çizdin. Hocam, bak burada da bir yaşlı abla var. O da resmini istiyor. Ama bekleyeceksin. Tamam. Şurada bir prenses var, ondan sonra. Tamam. Tamam. Ben şimdi prensesten konuşayım. Tamam, İnşallah başarıların daim olur. Çok, çok teşekkürler.